Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 9. sınıf dersleri nelerdir 2020-2021? Güncel müfredat, yeni müfredat kapsamında hangi derslerde değişiklik oldu? Bununla ilgili kısa bir rehberlik videosu çekmek istiyorum. Bu anlatacaklarım arkadaşlar, yani Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından derlenerek hazırlanan şeyler. Bunun tabii ki netliği tam belli değil, daha kesin değil. Bununla ilgili arkadaşlar, yani ders sayıları azaldı, ders sayıları azalacak, Ziya Selçuk öyle söyledi. Ders sayılarını azaltıyoruz dedi. Özellikle 9. sınıfta 13-14 tane ders var. Bunları azaltmak istiyoruz. Ders sayılarını 8'e 9'a indirmek istiyoruz, yani indirgemek istiyoruz diye bir açıklaması var Ziya Selçuk'un. Yani buna dayanarak arkadaşlar hazırlanan ders sayıları neler olabilir tahmini bir liste yayınlıyoruz. Dediğim gibi eğitim öğretim başladığı zaman bununla ilgili daha net bilgiye sahip olabiliriz. 9. sınıf dersleri sizin bildiğiniz gibi arkadaşlar dersler belli ama sayılarında azalma veya saatlerinde azalmalar olabilir. Bununla ilgili kısa bir rehberlik videosu çekelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 9. sınıf derslerin neler? Nelerdi? Neler vardı arkadaşlar? Burada derslerle ilgili hazırladığımız bir şey var. Şunu yaklaştırayım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Normalde 9. sınıfta neler var? Türk Dil Edebiyatı var. Evet, zaten yeni müfredatta da Türk Dili ve Edebiyatı olacak. Türk Dili Edebiyatı'nın 5 saat olması belli zaten. 5-6 saat, 5 saat. Genelde ortalama 5 saattir. 5 saat olacağı belli. Din kültürü yine ortak derslerin içinde din kültürü olacak arkadaşlar. Yani 9. sınıfta ders değişikliği yok. Yani meslek lisesi de olsanız, Anadolu lisesi de olsanız, fen lisesi de olsanız 9. sınıfın dersleri aynı arkadaşlar. Sayılar da aynı. Sadece eğer meslek lisesiyseniz belki bir iki tane ders ekleme çıkarma ya da fen lisesinde tarzında ufak derslerde, seçmeli derslerde değişiklikler olabiliyor. Ama ortak dersler her yerde aynıdır arkadaşlar. 9'da her yerde aynı. Yabancı dil zaten yine İngilizce ya da Almanca olacak arkadaşlar. Matematik uygulamaları bu da zaten yine var. Yani 9. sınıfta yine bu ders var. Matematik, geometri diye bir ayrım yok. Matematik uygulamaları olacak. Değişikliğin olduğu dersler arkadaşlar, doğa bilimleri deneyimi dediğimiz dersler, yani dersin isimleri değişebilir. Yani fizik, kimya, biyoloji var ya, bunları tek ders adı altında işleyebilirsiniz. Dediğim gibi yani bu liste Ziya Selçuk'un açıklamaları dahilinde hazırlanan bir müfredat arkadaşlar. %100 kesin diyemem. Bu şekilde olabileceğini tahmin ediyoruz sadece. Olmasa da bize kızmayın. Yani burada bir rehberlik yapıyoruz. Size bir yol göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki yine matematik olacak. Tabii ki yine fizik olacak. Tabii ki yine kimya olacak. Ziya Selçuk'u ben bu konuda destekliyorum. Neden? Çünkü çok fazla ders var. Yani matematik, fizik, kimya, biyoloji, işte geometri, Türkçe, tarihti, coğrafyaydı, felsefeydi, dindi. Ders sayıları çok fazla. Yani bunları tek derste, mesela fizik, kimya, biyolojileri tek derste işleyebilirsiniz. Bence iyi bir şey. Ben buna katılıyorum. Sosyal bilimler deneyimi arkadaşlar, dediğimiz derslerde tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, bu tür dersleri de sosyal bilimler deneyimi adı altında birleştirilmesi düşünülüyor. Seçmeli dersler de arkadaşlar, çok fazla seçmeli ders var. Çok fazla seçmeli ders var. Yani bu kadar seçmeli dersin olması bence çok da mantıklı değil arkadaşlar. Yani birinci seçmeli ders, ikinci seçmeli ders ve rehberlik dersi, kişisel gelişim dersi. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar 12, 17, 23, 29, 30, 35 saat yapıyor. Kalan 5 saatte de işte beden, resim, müzik dediğimiz kişisel gelişim dersleri, sanat dersleri ona ayrılması planlanıyor. Dolayısıyla lisede toplam 40 saat dersiniz olacak. Ders
saatlerinde azalma olabileceğini düşünmüyorum ama bir ihtimal o da olabilir. Yani bunlarla ilgili kesin açıklamalar olursa arkadaşlar onları da sizle paylaşacağız. Biz buradayız, bir yere gitmiyoruz. Geçen sene neydi bir de ona bakalım. Ona geçmeden önce arkadaşlar lise 9'a seçmeli dersler neler? Onlara bakalım. Osmanlı Türkçesi var, astronomi var, İslam kültür medeniyeti var, bilgi kuramı var, demokrasi var, Kur'an-ı Kerim var, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler. Seçmeli İngilizce, seçmeli Almanca, yabancı diller, beden, bedenin seçmelisi mi varmış ya? Sosyal etkinlik, seçmeli görsel sanatlar, müzik, tarih arkadaşlar, drama, bilgisayar bilimi. Bu şekilde arkadaşlar proje hazırlama, işte 9. sınıf ders çizelgeleri, mebaeğitim.com sitesinden bunları indirebilirsiniz arkadaşlar. Geçen sene neydi? Bir de ona bakalım. Geçen seneki dersler arkadaşlar, Anadolu Lisesi için haftalık ders çizelgesi bu şekilde. Türk Dili Edebiyatı yine 5 saat, din kültürü 2 saat, tarih 2 saat, coğrafya var 2 saat, matematik var 6 saat, fizik var 2 saat. Bu şekilde arkadaşlar kimya var, biyoloji var, yabancı diller var arkadaşlar, görsel sanatlar, müzik var, sağlık bilgisi dersi var ve seçmeli dersler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani ders sayıları şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'te yakın ders var arkadaşlar. Bunların azaltılması gündemde, Ziya Selçuk'un böyle bir gündemi var. Ama son karar ne olur? Son karar belli olursa arkadaşlar, yani güncel müfredatta dersler netleşirse bununla ilgili videolarımız gelecek. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi izlemeyi, bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.